Evet, iki boyutlu resim çizme uygulamasına devam ediyoruz şimdi. Ee, üçüncü resmi açalım şuradan, bakalım. Burada üçüncü resmimiz hangisiymiş? Buymuş. Biraz resmi inceleyelim. Şöyle hemen kompasın içerisine getireyim. Ne yapıyordum? Bölüm. Şuradan da gelip, yine ZX düzlemini seçtim ben. Çizim oluştur dedim. Gelip ekleme bölümünün içerisinden şekil dedim. Buradan tekrar e, masaüstü diyorum. Şöyle üçüncü resimimi seçelim. Şu. Evet. Seçip aç dedim. Şimdi şuraya bir yere bırakayım. Hemen yan tarafında dursun tabii de daha sonra büyütüp küçültebilirim. Ölçe kısmında vesaireyi de ayarlayabiliyorsunuz zaten. Ee, şöyle yapsam. Tamam. Şimdi biraz önce resmi bir inceleyelim. En dıştan bakıyorum bakın. Şuradan bakıyorum. Şuralardan. En dıştan bakıyorum, r75 var, dış çap e, şurası r75. Bir de e, r70 demiş, İçerisiymiş bu da. Merkezden itibaren de şuradan da şöyle 10 derece demiş burası. E, eksik ölçü var mı? Onlara bakalım. Şimdi şuraya geldim, bakıyorum. Radyüsler tamam, burası e, 12 derece demiş. Hmm, şu boyları çıkarabilir miyiz? Ee, uzunluk yok. Sorun değil çıkartırız. Elimizde kompleks bir parça var bakın. Gitgide zorlaştı sanki değil mi? Ne yapalım? İlk önce neyle başlayalım? Ona bir karar verelim. Ee, diyelim ki hemen şuraya geleyim. Sonra tabii bunun yerini değiştiririm. Ee, oluşturmaya başladıktan sonra daha da bir şekillenecektir. Şimdi daire komutuna girdim geometri bölümünün içerisinden orijine çakışık olacak şekilde bir daire oluşturdum. Buraya bu kez diyorum ki e, r 75 bir tane, bir tane de r 70 çap, e, çapında daire çizeceğim. Yarı çap göstermiş ama ben çap çizeceğim. Geldik daire komutuna girdik. Ölçü vereceğiz şimdi. E, matematiğimiz kötüyse ne yapabiliriz? Mesela burada şöyle diyebilirim e, aslında e, 75 çarpı 2. Net görelim. Diğer e, parçalarda olduğu gibi yapalım bunu da. Teknik resimde olduğu gibi yapalım. Tamam. Bir tane daha daire çizdim. Şöyle. Bunu da e, yine bakın burada ne demiş? R70 demiş. Gelip ne yapıyorum? 70 çarpı 2. Enter. Dediğimde e, oluşturmuş oldum. İlk önce içeridekileri yapacağız. Mesela dış, dış testere dış kısmını mı yapsak? Şuradan Yoksa buradan içeriden önce R, r5, r20. Şurası 12 demiş. Tamam, böyle oluşturalım. Ne yapalım şimdi? İçeridekilerden yapalım. Bunu çizdiğimiz için önce daireyi dörde böleceğim şimdi. Şöyle yapayım. Şöyle, şurayı referans aldım. Aşağıya doğru. Bakın, burayı oluşturacağım için aslında ben şuradaki gördüğünüz şöyle geliyor. Bir de şu şekilde gördüğünüz merkez çizgisini oluşturuyorum buradan. Tabi burayı da böyle bir referans aldım. Şöyle geldim. Şimdi e, bunlar benim için yardımcı olarak kullanılacağından dolayı önce geldim şunu bir merkez çizgisi yaptım. Bunu geldim merkez çizgisi yaptım. Bir de şuradaki çizgileri gelip merkez çizgisi yapacağım. Tamam. Daha sonra zaten e, ihtiyaç olmadığı takdirde düzenleme işlemine devam edeceğiz. Başka ne varmış burada? Hemen biraz inceleyelim şuradaki şeklimizi. R 60 ve R e, kaç demiş burada? R 100. Burası, şurası da R 60 demiş. O zaman şöyle yapacağım. Bir tane daha daire çizelim şuraya. Şöyle yine orijine çakışık. Bu kez e, 60 demiş ama 120 çapında diyeceğim. Şöyle geldim. 120 dedim bir daire çizdim. Şimdi yandaki boş kısımları oluşturacağım. Bunun için ne demiş? Merkezden 12 derecelik bir çizgi çizmem gerekiyormuş. Tamam. Bölüm komutuna girdim. Tabii bunun için şuradaki uzaklığı da şurayı oluşturacağım. için Buradaki uzaklığı bakın. Buradan buraya kadar olan uzaklığı 100 demiş. O zaman bir tane daha daire çizelim şuraya hemen. Şöyle. Bu da kaç olacak? 200 olacak. Tamam. 200 oluşturdum. Tamam. Şimdi o zaman buradaki çizgileri şöyle şuradan uzatmam gerekecek. Bakın. Şuraya da geldim uzattım. Çizim ilişkileri sıkıntı yaratıyor mu? Hemen bakalım buradan. Çizim ilişkisi var mıymış? Nesne sınırlamaları demiş. Yataylık varmış. Hmm, çakışıklık yok. Peki, ee, tamam sorun değil. Hatta şunu sildim. Yeniden çizim ilişkileriyle birlikte gelsin istiyorum ki sorun yaşamayayım sonrasında. Buraya da tıkladım. Şöyle şunu merkez çizgisi yaptım. Bakın çizgileri tutup boydan uzatma işlemi gerçekleştirebilirsiniz bu arada. Burada aynı işlemi diğerine de yapacağım. Tamam. Bir de şuradan bir. Uzatma işlemi yaptım. Tamamdır. Şimdi bana ne demişti? 200 milimetrelik bir çap çizdik. Yardımcı geometri yapalım bunu. Yardımcı geometri oluşturdum. Bakın şurayı oluşturuyorum aslında. Sonra merkez çizgisini uzattık. Şuradan. İlişkisiyle birlikte uzamadı. Biz de ne yaptık? Sildik. Yeniden çizmiş olduk. Şimdi daha sonra şöyle yapacağız. Şimdi bir tane bölüm çizgisi oluşturdum. Ee, buradan nereye kadar yapalım mesela? Demiş ki radyüs atama işlemi yapacağız ama çizgi çekeceğim önce. Şöyle, şöyle dedim. Hatta buraya çıkışık olmayacak. Ctrl Z diyelim şuradan. Şöyle oluşturdum. Buradan da bu şekilde oluşturalım. Şimdi e, ölçüde vereceğim için sorun olmayacak. Akıllı ölçülendirme dedim. Burası ve buraya kaç demiş? 12. Tamam. O zaman burası ve burası da 12 olacak. Tamam. Güzel. Peki. Aslında yavaş yavaş bir şeyler çıkartmaya başlıyoruz. Başka ne demiş? R20 varmış bir de şurada. Şimdi radius komutuna girdim. 20 dedim. Bu çizgiyi ve bu çizgiyi seçmiş olduk. Onayladım. Sonrasında budama komutuna gireceğim. Şuradan eğri yırtık komutuna girdim. Geometriyi değiştir dedim. Şurası. Ve şuraları budayalım. Evet. Şurası bir de şurası. Evet. Şurayı da budadım. Burayı da budadım. Bakın aslında buradaki kısmı ne yapmış olduk? Oluşturmuş olduk. Hatta şöyle yapalım. Ee, şimdi bir tanesini oluşturacağım ya. Bunlara da gerek yok. Biraz sonra aynalama komutuyla ne yapacağım? Ee, diğer taraflara da aynısını oluşturmuş olacağım. Peki bu kısmı oluşturdum. Güzel. Daha sonra geliyorum. Ee, ne yapıyoruz? Şurası, bakalım kaç demiş buraya? R5 demiş. Radyüse geldim. Bu kez 5 diyorum. Burası ve burası dedim. Burası ve burası dedim. Güzel. Süper. Ee, peki devam edeceğim şimdi. Burada başka oluşturmam gereken kısım var mı diye bakıyorum. Aslında yok. O zaman ne yapalım? ESC yaptım. Radius komutundan çıktım. Aynalama komutuna geldim. Diyorum ki nesneler kısmında. Şurası şöyle sürükleyerek de seçebilirsiniz ama ben atlamak istemiyorum. Burayı seçtim. Aynala diyorum. Nereye aynalasın mesela? Şu çizgiyi aynalasın. Süper. Oldu mu? Bu tarafa aynalama işlemi yaptım. Şimdi aynısını bir de aşağı tarafa oluşturacağım. Tekrar aynalama komutuna girdim. Bu kez şöyle sürüklesem Çıktı. Bir de e, şurayı alsam. Kontrol tuşuna bastım. Burası, burası, bir de burası. E, ama şunu iptal edeyim. Tamam, kırmızı olarak görüyorum şu an. Aynala dedim. Nereye aynalayacağım bu kez? Buradaki çizgiyi kullandım. Süper. Çarpıya bastım. Komuttan çıktım. Biraz böyle karışık çizim ilişkileriyle birlikte görünüyor ama e, şuradaki bölüme basarsanız Çizim ilişkilerini gizle dersiniz ama parametrik mola kapatmayın ki e, ileride birbirinden kopuk teknik resim kısımlarına falan geçtiğinizde sorun yapam yaşamayalım. E, güzel. Şimdi burada ne kaldı, ne kaldı bakalım. Aynalama yaptık, sonra iki tanesini aşağıya aynaladık. E, i̇çerideki daireyi yapalım. Şurası. Şu an şunu kapatayım be. İçerideki daire. Şurası kaçmış. Şöyle bir bıraktım. Bakalım kaç demiş oraya. Çap 20 demiş. Akıllı ölçülendirme dedim. Bunu da geldim. Şöyle 20 dedim. Neyi kaldı? Testere dişleri kaldı şimdi. Güzel. Ee, buradaki testere dişleri için şu iki tane merkez çizgisini bakın ne yapacağız? Daireye referans olarak kullanacağız. Gelelim dişlere. Evet. Burada bakalım ne yapacaktık? Önce ne demişti bana? 10 derece demişti. Güzel. Şimdi buradan şöyle bir ee, çizgi çektim. Akıllı ölçülendirme ile de buradaki çizgiyle şuraya 10 derece diyeceğim. Bunları neden tutmuyor aslında buradan? Şundan kaynaklı olabilir mi? Hemen bir deneyeceğim. Şunu normal çizgi yaptım. Bunu da normal çizgi yaptım. Güzel. Bu çizgi şey çıkışıklık çakışıklık ilişkisi olmadan geliyor ama bunları tekrar şöyle merkez çizgisi yapıp oluşturacağım. Şöyle geldim. Merkez çizgisi yapıp oluşturdum. Güzel. Objeleri budama komutuna girelim. Şöyle ve şöyle. Tamam. Ve diyorum ki akıllı ölçülendirme ile burasıyla e, burası Tutamadım. Akıllı ölçülendirme. Bu çizgi ve şurası kaç olacak? 10 derece olacak. Peki. Şimdi ben bunu ne kadar değiştirirsem değiştireyim. Ne olarak göreceğim? Bunun derecesi hep 10 derece olarak devam edecek. Ctrl-Z dedim. Peki. Devam edelim o zaman. Bu kez ne yapıyorum? Şurayı oluşturacağım. Burası ve burası dedim. Evet burada aslında başka bir ölçü vermemiş ama bakalım bana çoğaltma komutu yani şurayı vermemiş en azından. Şurası ve şuranın tam boyunu vermiş olsaydı bu kadar zorlanmamış olurduk. Burada ne ile ilgili bir sıkıntı yaşarız? Bence çoğaltma komutları ile ilgili bir sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi burada kaç tane varmış ona bakacağım. Şuradan başlıyorum saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 364'e böldüğümüz için 10, 20, 30, 40 tane oluşturmuş olacağız. 40 tane var. Demek ki bundan 40 tane çoğaltmam lazım. Aslında burada ölçü eksik. Şu kısımda. Şurada ölçü eksik ama neyse sorun değil. Dediğim gibi çoğaltma konutlarına bakarız. Şimdi hemen başlayayım. Şuradan geometriyi değiştir bölümünün içerisinden geldim. Çevreye göre çoğalt demiş, yani dairesel çoğaltma demiş orada aslında. Onayladım. Ee, şu merkezi referans alalım. Neden olmadı? Kaç tane? 40 tane. 40 tane. Ama bakın burası o çok açık kaldı bu araları. O zaman buna benim bir ölçü vermem gerekiyor. Ee, şöyle yapabilirim. Şimdi gelip ölçü verelim. Akıllı ölçülendirme dedim. Şurası 12. Tamam. Şimdi bakacağım bir, eğer 12'yi tam yakalayabildiysek dediğim gibi burada ölçü vermediğinden dolayı aslında bunun üzerinden de ölçemeyeceğim için deneme yöntemiyle ilerlemeye çalışıyorum. Tabii bunu da ne yapalım? Herkes çizgisi yapalım yine. Güzel. Tekrar geldim geometri bölümünün içerisine. Çevreye göre dedim. Şunu ve şunu seçtim. Onayladım. Neyin etrafında? 360 derece. Şu orijini seçtim. Bekliyorum. Evet şimdi de üst üste bindi. Peki şöyle yapayım. 12 11 virgül 7 dedim. Şimdi tekrardan çevreye göre çoğaltma dedim. Şunu seçtim. Onayladım. Şöyle. Merkezini seçtim. Evet, çok küçük bir fark olmuş olacak ama dediğim gibi ölçüyü vermediği için burada yapabileceğimiz başka bir şey ne yapmış oluyor? Olmamış. Oluyor. Peki güzel 11.7 gibi bir şey verdik aslında. Teknik resimde duvarın açısı olmadığından dolayı. E buradan da dediğim gibi ölçme şansımız yok. İhtiyacım olmayanları bir silelim. Şekil tam olarak ortaya çıksın. Neler yaptığımızı görelim. Şuradaki hatta ölçüleri de sileyim. Tam olarak görmüş olalım. Şunu da sileyim. Şu ve şurası da gitsin. Başka bir yerde var mı? Yok. Harika. Şeklimiz bu. Bir sonraki eğitim videosunda görüşürüz.